Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Fundacığım, kimlerle geldin böyle? Eşimle geldim, kız kardeşimle geldim. İsminiz nedir? Aytekin. Aytekin ve... Canan. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, teşekkür İyiyiz, ederiz. Çok teşekkür Siz? Ederiz. Ben de çok iyiyim ama Funda'yı biraz heyecanlı görüyorum, doğru mu? Evet, biraz heyecanlıyım. Bugün benim günüm çünkü. Neden bu kadar heyecan yaptın? Elimin için yarışıyorum, heyecanlanmamam normal mi sizce? Normalde de heyecanlı mıdır böyle? Normalde heyecanlı tip değildir ama kameranın karşısına geçtiğim için heyecanlı olabilir. Kameranın karşısında yemek yapabilecek mi bari? Tabii ki. Güvenimiz sonsuz ona. Öyle mi diyorsun? Evet, tabii ki. Her şeyin üstesinden gelir benim ablacığım. Yemekleri nasıldır? Evet, doğrudur, yapar. Hem de en iyisini yapar bence. Kaç yıldır yemek yapıyor size? 20 senedir yemek yapıyor. Fundacığım, Aytekin bu hafif göbeğini sana mı borçlu acaba? 20 senedir evliyiz, 20 kilo aldı. 20 kilo mu? Her yılı 1 kilo. Yemeklerin o kadar lezzetli öyle mi? Peki iki kardeş, hanginiz daha güzel yemek yapıyor bakayım? Tabii ki ablam. Hakkını teslim ederim diyorsun. Teşekkür ederim. Kardeşim, sen de güzel yemek yapıyorsun demiyorsun vallahi Fundacığım. Aşk olsun Canancığım, sen de çok güzel yemek yapıyorsun. Teşekkür ederim. Ben söyledikten sonra söylemen de güzel oldu. Madem güzel yemek yapıyorsun, bugün menüde neler var say bakalım. Tabii ki seve seve sayayım. Kremalı mantar çorbası başlangıcımız olacak. Bunun yanı sıra kıymalı patatesli rulomuz olacak. Yanında kapya biberli ve cevizli çanakta havuç borani olacak. Ana yemekte ne var? Ana yemekte bir saray mutfağı var, piliç, topkapı var Gürbüzcüğüm. Bayıla bayıla yiyecekler. Vay! Yağız bu menüden anlar o zaman. Evet, anlayacak. Bence güzel yorumlar da yapacak. Bana bravo diyecek. Yanında bir şey var mı? Mevsim şöleni salatası var. Ama o bildiğiniz salatalara benzemiyor. Böyle mevsim yeşilliklerini doğrayıp önümüze getiriyorlar. İki limon sıkıyorlar, olay bitti. Benimkisi öyle değil. Benimkisi farklı. Sunumuyla, içeriğiyle çok farklı şeyler olacak içinde. Peki tatlımız nedir? Tatlımız efsane Malaga tatlısı. Oh! Meryem'in en sevdiği tatlı. Bence Meryem Hanım Malaga tatlısını bilmiyor. İnternette açacak, bu Malaga neymiş diye bakacaktır. İnşallah olumsuz yorum yapmaz. Niye olumsuz yorum yapsın ki? O çikolataları bayıla bayıla yiyecek. O zaman artık markete gidelim mi? Hadi gidelim Gürbüzcüğüm. Eşinin elini bırakabilirsen gidebiliriz hemen. Ama onu elini bırakmak istemiyorum. Onu çok seviyorum ben. O zaman Funda'ya şans dileyin de biz gidelim. Yağını dağılan yarışmacımız diğer eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Dün Erdem'in tepkilerine ne diyorsun? Erdem Bey biraz öfkeli tabii ki. Puanları biliyorsunuz birazcık düşük verdik. Çünkü çok istediğimiz gibi yapamamıştı bazı şeyleri. Bugün sana da sinirli olur mu dersin? Bana da sinirli olabilir. Yaz adaletli olabilir demiştin. Dün verdiği 8 puan yüzünden mi böyle düşünüyorsun? Evet sanırım. Peki sence Yaz'ın verdiği puan doğru muydu? Bence tartışılır. Heyecandan dilin tutulmuş gibisin. Şu anda... Konsantre olmaya çalışıyorum ürünlerime. Pirinç almam gerekiyor. Kırmızı mercimek almayacak mısın? Hayır, ne yapayım kırmızı mercimeği? Funda Hanım bugün dünkü kadar yumuşak olmaya çalışacaktır ama bir heyecanı olduğu kesin. Bir de kibar bir insana benziyor en nihayetinde. Fakat eleştirilerinde birazcık acımasız ve dengesiz olduğunu ben fark ediyorum. Yani bana yaptığında bir sıkıntı yok, hadi benle konuşması ayrı ama dengesiz derken bu kötü anlamda değil, ağırlık olarak... haddinden fazla yükleniyor diyelim. Hoş buldum, merhaba. Merhaba. Ben 9 tane kalça tavuk alacağım. 7 tanesi çok güzel bir şekilde açılacak, kemiklerinden tamam. Ayrılacak. 9 evet. Tane, 7 tanesi. 7 tanesi tamamıyla böyle çok güzel bir şekilde açılmış olacak. Tamam. Piliç topkapıyı biliyor musunuz, onu yapacağım. Biliyorum. Yani tabii. Böyle dümdüz olacak kalça. Tamam, güzel. 2 tanesi bütün olabilir. Tamam. 2 kalça bütün. 7 tanesi de açılmış olacak. Anladım. Bir de 400 gram kıyma istiyorum. Gelmişken şarküterideki eksiklerini de tamamla istersen. Yumurtamızı aldık. Hayır, o şekilde değil. Kalça olacak, piliç kalça. Piliç kalçadan açılması gerekiyor. Yağlı bir tavuk çünkü. Bir tane de ayran almam gerekiyor. Yarışmacımız aheste aheste tereyağını dağıtıyor arabasına. Ya bu ne rahatlık Fundacığım. Son 10 dakika. Hadi biraz çabuk. Hızla eksiklerini tamamlayıp ekmeğini de alıyor hemen yarışmacımız. Eyvah! Hala etin hazır değil galiba. Tavuklarım, tavuklar nerede kaldı? En iyisi sen hesabı ödemeye başla. Eti de getirirler o arada. Evet, ben şu anda kasaya geliyorum. Ürünlerini birer birer kasadan geçiriyor yarışmacımız. Tavuklarım vardı, tavuklarım nerede? Nerede kaldı bu tavuklar ya? Neyin alıyorum, neredesiniz? Tavuklarım Buyurun oldu mu? Ettiniz. Teşekkür ederim. Güle güle. Nihayet tavuk etlerimiz de geldi. Tavuk eti de kasadan geçiriliyor hemen.
Ne kadar tuttu acaba? 1037. Bütçeyi de aşmadı. Evet, hatta arttırdım bile. Süpersin. Artık fişini ve çantalarını al da eve gidelim. Teşekkür ederim. 3, 2, 1. Süren başladı. Gürbüzcüğüm, hadi masamızı kuralım. Kuralım derken? Bana yardım eder misin? Ederim tabii ki. Çok naziksin, teşekkür ederim. Krem rengi masa örtüsünü ve runner'ını sermekle işe başlayan yarışmacımız çiçeğini de yerleştiriyor hemen ortaya. Siyah renkli işlemeli Amerikan servisleri de masadaki yerini alıyor hemen. Bu tabak takımlarını da sen mi getirdin? Evet, özel evimden getirdim. Bakar mısınız uyuma? Nasıl, şahane değil mi? Vallahi siyah ve beyaz her zaman uyumludur zaten. Evet, siyah ve beyaz. Daha doğrusu ekru rengi. Krem rengi yani. Evet, krem rengi. Oho, kolay gelsin Funda. Hoş geldiniz Nurhan Hanım. Hoş bulduk. Masadan mı başladın? Merhabalar evet. Herkese, merhabalar. Devam et, devam et. Ne peki. Kadar güzel. Evet, Gürbüz, ne haber? Çok iyiyim Zuhal Hanım, siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Aa, ne güzelmiş masa. Ay, bayıldım. Tabak çanak senin değil mi? Evet, evet. Evden ben getirdim. De ver iki tane, onları bana ver. Çok naziksiniz. Teşekkür mutfakta ederim. Mutfakta olsaydım, mutfakta bir şeyini doğrayacaktım, karıştıracaktım, kavuracaktım. Çok naziksiniz. Madem masaya de... Ay, çiçeğin ne kadar özenmişsin sevgili Funda. Evet. Vallahi. Nasılsın? Çok iyiyim. Heyecan nasıl? Heyecanlıyım tabii ki. Tabii, heyecansız olur mu? Aynen öyle. Siz varsınız karşımda. Aman, nasıl heyecanlanmayayım bu kadar güzel bir kadın? Aman teşekkürler. Aha, çok havalıyız. Evet, bugün günlerden çarşamba. Haftayı yarıladık. 50.000 TL'ye giden yolda bugün Funda şansını deniyor. Ve de gördüğünüz gibi önce masasını halledi. Ver götüreyim onları. Sen de başka bir şeyini getir. Çok yanlış söylemiş bence. Yorumu çok yanlış. Küçük küçük doğranan mantarlar kavrulmak üzere ocağa alınıyor. Patates rulonun kıyma harcına tuz ve karabiber ekleniyor. Vallahi yeşil biberlerin tadına bakmadan attın. Ya acıysa? Erdem Bey acıyı çok seviyor. Güzel güzel yer. Öyle değil mi? Bir yemek kaşığı salça da kıyma harcıyla birlikte kavruluyor. Mantarların da üzerine bolca tereyağı ve ezilmiş sarımsak eklenerek kavrulmaya başlıyor. Ne kadar sarımsak koydun mantarlara? İki diş sarımsak koyduk. Kıymamız kavruluyor. Patatesimiz pişiyor. Malaga tatlısı için çikolatalar benmari usulü eritiliyor. Şimdi neye geçtik Fundacığım? Şimdi pirinç topkapının içine yapmaya çalışacağım. Bu arada Yağız da bir açıklama yapmış ve demiş ki... Bir yarışmada ana yemekte tavuk kullanıyorsanız çok zahmetli bir tavuk yemeği olması lazım. Piliç Topkapı'da böyle bir zorluk yok demiş. Piliç Topkapı bir saray yemeği nasıl böyle düşünmüş ya? Gerçekten ilginç yani. Buna sıcak su koyuyorum hemen. Oo, patateslerimi hemen almam lazım bu arada. Piliç Topkapı'nın iç harcı için pirinçler sıcak suda bekletiliyor. Patates rulonun pişen harcı fırından çıkartılıyor. Şimdi ne yapıyorsun Fundacığım? Şu an kuru üzümlerimi de, kuş üzümlerimi daha doğrusu onun içine koydum. Pirincimi ıslattım. Bu arada kıyma rulom oldu. Bu arada mantarlar üzerine eklenen unla biraz daha kavruluyor. Kavrulan harca tavuk suyu eklenerek pişmeye bırakılıyor. Çorbanın kremasını ne zaman ekleyeceksin? Krema birazdan girecek. Bu böyle bir kaynaması gerekiyor. Şimdi ne yapıyorsun Fundacığım? Kıymalı içimizi içine döktük. Rulo yapacağız. Vallahi çok güzel görünüyor. Umarım tadı da güzel olur. İnşallah. Öyle umut ediyorum. Yalnız hiçbir şeyin tadına tuzuna bakmadın. Ya ben yemek yaparken pek tatlına bakmam. Ama sizin için bakmak istiyorum. Bu ne özgüven ya? Nasıl olmuş? Gayet güzel. Kıvam yerinde. Pirinç Topkapı için suda bekleyen pirinçler tekrar yıkanıyor. Soğanlar el rondosunda çekiliyor. Bu soğanları ne de kullanacaksın? Şu anda pirinç topkapımın içini yapıyorum. İçerisine soğanlarımı koydum. Birazdan pirincim girecek ama bu güzelce kavrulacak burada. Soğanlar bol sıvı yağda kavruluyor. Şimdi ne yapıyorsun Fundacığım? Şu an yavaş yavaş kremalı mantar çorbama kremasını ekliyorum. Krema kesilmemesi için sürekli karıştırılarak mantar çorbasına ekleniyor. Yağız'ın menünle ilgili basit yorumuna ne diyorsun? Benim menüm basit değil. Meşakkatli bir menü. O yüzden hiçbir şekilde böyle konuşmasını istemiyorum. Konuşmasın böyle lütfen, canımı sıkmasın. Sen onun Meryem'e verdiği 8 puanı yanlış mı buluyorsun yoksa? Hayır, 8 puanı yanlış bulmuyorum. Sadece benim menüme neden hani böyle basit demiş onu anlamadım. Yani senin kendi menüne güvenmediğin için Meryem'e verdiğin puanı düşük tuttuğunu ima ediyor sanki. Niye menüme güvenmeyeyim ki? Menüm gayet güzel yani. Saray mutfağından bir piliç topkapı yapıyorum. Yani gayet güzel bir menüm var bence. Çam fıstıkları ve kuş üzümleri de pirinç ve soğanla birlikte kavruluyor.
kavrulan harca, toz kırmızı biber, yeni bahar ve biraz da toz Hindistan cevizi eklendikten sonra suyu ilave edilerek pişmeye bırakılıyor. Bu arada kremalı mantar çorbamız oldu. Ben onun içerisinde birazcık maydanoz doğrayacağım. Maydanozunu şimdiden doğrayıp sunum sırasında da ilave edebilirsin istersen. Hayır, bu yemeğin içerisinde maydanoz olması gerekiyor. Yani çorbamın içerisinde. İncecik doğranan maydanozlar çorbaya ekleniyor. Kremalı mantar çorbası nihayet hazır. Ne durumdayız Fundacığım? Şu anda kremalı mantar çorbamı yaptım. Burada çikolatanın altını kapatmak istiyorum aslında. Ay, bunu buraya koyacağım, kusura bakmayın. Çikolata tamamdır diyorsan kapat. Evet, çikolatanın altını kapatalım. Yeter bu kadar bence. Burada kaşar. Kaşar ve rendem burada. Kıymalı patates rulomuz da neredeyse hazır, öyle değil mi? Evet evet, fırına vereceğim. Peki çanakta kapya biber ve cevizli havuç boraniyi ne zaman yapacaksın? Ay, o hemen olur. Önemli olan şu malagam aslında. Malagayı iyi yapar mısın gerçekten? Ay evet ya, şu malagayı yapmak istiyorum gerçekten. Yani evde benim yaptığım en kıymetli, en çok sevdiğim tatlı, pasta daha doğrusu. Kızım çok seviyor malaga pastasını. Ailem de öyle hep yapıyor. Bence artık hemen salataya başlaman lazım. Salata için büyük bir kap alıyorum. Salatamızın adı neydi? Salatamızın adı mevsimi şöleni salatasıydı. Sirkeli suda beklettik. Şu an böyle doğruyoruz bunları. Şu anda göbek marulumuzu doğruyoruz. Sonra içerisinde roka var. Bol yeşilliğimiz var. Şu şekilde. Bütün yeşillikler orta kalınlıkta doğranıp kaseye alınıyor. Salatanın sosunda neler kullanacaksın? Sosumun içerisinde zeytinyağı kullanacağım. Balzamik sirke kullanacağım içerisine. Ve üzerinde de söylediğim gibi bademli bir salata olacak. Eyvah! Çanaklar yanıyor! Koş! Ay, çok fena yanmışlar. Ne yapacaksın? Ben orada uğraşırken bunlar burada yanıyor. Bu arada son 1,5 dakika. Of, niye böyle oldu Fundacığım ya? Yani bunun başında olunması gerekiyor normalde. Hani böyle tutuyorsunuz içinde. Borani için çanaklar kızarırken salatanın bademleri de kavrulmaya devam ediyor. Maalesef çanakları bu şekilde hazırlamak senin seçimin. Evet, benim seçimim. Keşke mülfeyi kullansaydım da yani şu işe kalkışmasaydım gerçekten. Bu arada patates rulomu da koymak istiyorum ben bir yandan. Koyabilirim. Koyabilirsin tabii ki. Üzerindeki kaşarın erimesi için kıymalı patates rulo fırına yerleştiriliyor. Bu arada ana yemeğimiz piliç Topkapı'da pişmeye devam ediyor. Kızaran çanaklar tabağa alınıyor. Ve son 10 saniye. Üstümü değiştiremiyorum. Maalesef üstünü değiştiremiyorsun Fundacığım. Zuhal Hanım geldi. Hadi kapıyı aç bakalım. Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Hoş buldum Funda. Ne güzel bir kıyafet. Sizi böyle önlükle karşıladım. Özel bir giyim seçtim. Neyse. İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Ha, ne oldu, değiştiremedin üstünü? Evet, üstümü değiştiremedim. Kapıyı da birazcık zaman sıkıntısı. Zaman sıkıntısı. Evet. Niye anlamıyorum? Yetmiyor musun 2,5 saat ya? Daha ne 5 saat mi verelim? Ne yapalım yani? Bilemedim ki. Oysa ki ne güzel başlamıştı her şey. Evet. Masan. Değil mi? Evet. Hay Allah. Ne oldu? Panik mi oldun? Biraz şeyler istedim. Ters mi gitti? Evet. Yani stresimi çok yönetemedim sanırım. Ha. Birazcık onunla ilgili bir sıkıntımız neyse, oldu. Neyse canım, üstünde değişmeyi versin. Bir şey olmaz yani. Gürbüz. Zuhal Hanım. Senin üstün çok güzel ama. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Funda Hanım'ı pek hoş bulmadık ya. Ya öyle söylemeyin lütfen. Önlükle ne bileyim. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, siz? İyiyim, sağ olun. Merhaba. Aa, ben şok, önlükle. Evet, önlükle karşıladım sizi. Hiç hoş olmamış Funda Hanım. Merhabalar Zuhal Hanım. Merhaba Meryem, hoş geldin. Ah, o kolye çok hoş, gel. Yağız merhaba. Merhabalar. Bugün doğum günüm ya, biraz şık olayım dedim. Ah işte bu, dur oturma. Ya bu ne tarzdır ya? Ya ben... Çok hoşsun. Teşekkür ederim. Bayıldım. Ben bugün böyle magic girl oldum. Magic girl. Arkadaşları biraz sirke götüreyim dedim, cambazlık yaptıkları için. Evet, gel oturabilirsin. Arkadaşlar cambazlık yapıyorlarmış, öyle mi? Evet, buyurun Funda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hiç hoş bulmadık.
Bence neden öyle söylüyorsunuz? Dün benim kıyafetim. Ama ben sizi çok hoş buldum. Bugün gerçekten harikasınız. Sizin için böyle yani şık oldum. Şapkanız, takılarınız, ceketiniz bugün çok beğendim sizi. Evet. Harika gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Ucunuzda keşke çok biz de sizi beğenebilseydik. Neden siz beni kıyafetimle mi değerlendiriyorsunuz, yemeklerimle mi? Vallahi dün yani ben... burası bir yemek yarışması. Kusura bakmayın. Siz kıyafet yarışmasına gelmediniz öyle dün mi? Dün benim kıyafetim de yerindeydi. Lezzetlerim de siz değerlendiremediniz. Yani şu halinize bakabilir misiniz? Ne varmış halimde? Birazdan değiştir. Bizi ölüce karşıladınız. Peki, birazdan değiştir. Evet. Son dakikayı kalmış olabilir. 2,5 saat içinde o kadar fazla yemek zor. Önlükle karşılayabilir ama masaya böyle oturması birazcık alelade oldu. Önlükle karşılaması zaten tam bir fiyaskoydu. Skandal yani. Ha bir de bu kadar basit bir menüyle bizi önlükle karşıladı. Önlükle karşılaması dün de dediğimiz gibi heyecanlıydı zaten. Heyecanına yenik düştü. Yemeklere yetişmekte birazcık zorluk yaşadı. Ama iyi ki yemekleri yetiştirebilmiş. Yetiştiremeseydi daha kötü olacaktı. Funda Hanım bizi önlükle karşıladı. Hiç hoş bulmadım, çok özensizdi. Dün benim kıyafetimi eleştirdi. Neymiş yani? Demek ki büyük konuşmamak gerekiyormuş. Yani hiç hoş değildi, beğenmedim. Biraz ayıp oldu sanki. Hiç kabul etmiyorum alt tarafından. Neden kabul etmiyorsunuz? Etmiyorum. Yani ben... Yani bu menünün yanında benim alçak kabul ediyor muydu? Bir çok bakalım, merak ediyorum. Tatmadık hani ki. benim alçak, o bu menüye kaç vereceksin tamam çok merak ediyorum. Tamam ama Meryem Hanım önce bir tadalım da ondan sonra göreceğiz. Vallahi göreceğiz. Pınar Hanım ben sizin gerçekten menünüzü çok merak ediyorum. Aynen. Ben de. Dünkü o puanlamayı verdikten sonra, evet. İki gündeki puanlamadan altı, sonra... Biraz en azından çok fazlasıyla iddialı olması farklı lazım. Farklı şeyler göreceksiniz. Biraz... Hem gözünüz hem sabırsızlıkla bekliyorum. Evet. Vallahi ben hiç merak etmiyorum. Biraz niye? Sizi... Vallahi yapamayacak. Yok, biraz yapamayacak. Yapacağım yani benim böyle göründüğüme bakmayın benim. Görüntüyle ne alakası var canım? Görüntüyle değil. Yok. Yani yapamayacak. Sen neye dayanarak yapamayacağını düşünüyorsun Meryem? Ya ben böyle hani gözüne baktığım zaman anlıyorum. Aa. Yemek yapan adamı gözünden anlıyorsun. Gerçekten. Muhteşem. Gerçekten. Böyle bir yetenek yok. Gerçekten anlıyorum. Meryem Hanım sizi başka bir dünyaya götüreceğim. Dün dediniz ya ben sizin dünyanızı anlamıyorum. Benim dünyamla ne giyelim? Soğuk bir yere mi gideceğiz? Benim dünyam iyi. Hazırlıklı gelelim, farklı bir yerlere gidiyoruz. Şimdiki dünyam çok iyi ya. Göreceksiniz benim. Vallahi bilmiyorum hani pazartesi maalesef Erdem de türlü talihsizliklerle, hatalarla başladı. Dün güzeldi ama öyle senin puanın dışında Yağız almış an bir puan göremedik. Ben... Bugün Funda'dan iyi kokular almıyorum maalesef. Maalesef. Birçok anlamda siz de mutfakta öyle dediniz, buradan da gördüm. Ne oldu o mutfakta? Bomba mı düştü Funda? Mutfakta sebzeler şölen yapıyor salatanın adı gibi. Hemen geliyorum Zoyla Hanım, çorbalarınızı hazırlıyorum. Stresimi iyi yönetemedim dedi ben girdiğimde. Erdem Bey ne düşünüyorsunuz bu menü hakkında? Yani basit, dünkü güzel benim menümden sonra. Güzel menü. Evet basit yani risksiz bir menü. Yapması risksiz. Daha kolay bir menü anlamda. Ben de aynı şeyi söyledim açıkçası aynı fikirdeyim. Eğer hani güzel yapılırsa sadece yemeklere puan vereceksek belki puan almak açısından daha yüksek puan bile alabilir. Çünkü daha kolay sizinkilerden. Daha yüksek puan alabilir. Sizinkilerden daha kolay yapılabilen ve net olacak bir ama yap. Siz burada kolaya mı hani puan hayır, veriyorsunuz? Hayır yemeğin tadı, bir yemek seçiliyor. Onun lezzetine bakıyoruz. Bu kolay yapılan yemek. Yemek güzel yapıldıysa ona göre puan veririz. Ama menünün uyumunu bence de yedikten sonra göreceğiz. Dün ona göre mi puan verdiniz Erdem? Lezzetine göre. Siz ne? Dün lezzet alamadınız. Sizi o kadar çocukluğunuza götürdüm, babaannenize götürdüm, dedenize götürdüm. Lezzet alamadınız mı? Babaannenize, dedenize. Tamam ama işte yolda giderken yediğim yemekler beni doyurmadı efendim dün. Şöyle uzatayım. O sizin fikriniz, katılmıyorum. Nasıl ya, midemi biliyorsun sen mi söyleyeceksin? Teşekkür ederim. Hayır Erdem Bey, bir de hani çok düşük puanlar aldınız. Bari evet. Sezar'ın hakkını Sezar'a verin. Yani o puanlarla birinci olacağınızı düşünüyor musunuz? Hayır. Bari benim hakkımı vereydiniz ya. Ben işte kendimce size hakkınızı verdim. Vermediniz vallahi. Funda Hanım siz... Vallahi ben veririm. Gerçekten hakkını verdiniz mi? Gerçekten. Bir gün önce yaptığınız yemeklerde gerçekten kaliteli yani düzgün benim yaptığınızı... Benim yemeklerimle onunkini karşılaştırdınız. Kendi damak tadıma... Yok hayır. Kendi damak tadıma göre yaptığımı iddia ettiniz ya. Evet. Hadi buyurun kendi başlayayım. Kendi damak tadınıza göre yaptınız. Evet, ertesi günkü yemekler... Kötü damak demedim ki. Funda Hanım siz Erdem Bey'in servisini eleştirmiştiniz. Siz de bayağı... Affedersiniz hiç görmemişim. Evet. Hemen bakayım. Lütfen. Kenarına mı? Evet. Evet, kenarından akmışsınız. Bence biraz dikkat edebilirdiniz. Evet, benim de tabağımda böyle. Meryem Hanım'ın puanlarından memnun olmamasını anlıyorum ama bu kadar fazlasıyla olayları büyütmesini, bu kadar ince ayrıntılara girmesini pek fazla doğru bulmadım açıkçası. Sürekli benim yemeklerim daha iyi dediğim için hani üzerime çok geldiler. Herhalde kendi yemeklerimi savunacağım. Buraya kendim yarışmaya geldim. Hani başkasının yemeklerini savunacak değilim. 3 gün oldu. Benden başka hani güzel yemek yapan, güzel ortaya çıkaran olmadı. Ben her yönden, servis yönünden de hızlıydım. Karşılamada da çok iyiydim. Masamda da çok iyiydim.
nerede savunacağım? Cuma gününe kadar savunacağım kendimi. Meryem Hanım büyük bir sıkıntı ve acı çekiyor beklentilerinin çok altında puan aldığı için. Ama bu bir başarısızlık değil. Bu sıkıntıyı bizim masamızı ve sohbetimize yansıtması ve dominant olması açıkçası benim canımı çok sıktı. Artık sıkıcı buluyorum. Meryem Hanım sürekli kendi yemeklerini savunuyor. Geçti artık günü. Bence aldığı düşük puanlardan dolayı hak etmediğimi söylüyor ama bence de hak etmedi zaten puanlarını. Yani yeter artık. Bence başka şeyler konuşmaya başlasın. Sürekli kendinden bahsediyor. Kendi yemeğinden bahsediyor. Bitti gitti onun günü artık. Öyle bakmak gerekiyor. Bu arada Funda Hanım, kıyafetinizi değiştirecek misiniz? Bizi böyle mi oturacaksınız masaya? Kıyafetimi değiştirmemi ister misiniz? Bence önlüğünü çıkar bir öncelikle. Evet. Şu çorbaları tadalım. Tabii. Sonrasında şimdi şöyle bir şey oluyor genelde, görüyorsunuzdur, rastlıyorsunuzdur belki. Şimdi üzerini değiştirmeyen yarışmacıya çorba esnasında müsaade ediyoruz. Gidip değiştiriyor. İsterseniz gitsin değiştirsin. Ama yok, bu sefer yorumları duyamayacaksınız. Gecikecek her şey derseniz de önlüğünü çıkarıp otursun. Ki bence artık değiştiremeyen yarışmacı öyle kalsın bana göre. Ama sen çok değiştirmek istiyorsan, leke meke varsa istiyorsan git değiştir, sen bilirsin. İsterseniz çorbalarımız içtikten sonra değiştirebilirim. Peki, bakalım duruma göre. Evet, siz. Şimdi bu arada bazı şeyler söylendi çorbayla. İçtin mi yeterince bu arada Yağız? Ya tadına baktım. Yeterli kesilmiş oldu. Mi dedin krema? Krema kesilmiş. Kesilmiş yani. Bir de insanın yani boğazını çok rahatsız eden bir ağır bir tat var. Orayı çözemedim. İnsanın boğazını rahatsız eden ağır tat. Yani boğazın var ya çok kötü. Böyle ağlıyor resmen. İçme Meryem, içme diyor. Bence krema kesilmemiş. Gerçekten içme diyor yani. Sarımsak var. Bol tereyağlı. İçinde sarımsak yani, var. Ya çok yağ var. Yoğun bir yağ. Bakın şu içindekiler sarımsak arkadaşlar, görebiliyor musunuz? Pınar Hanım, dün benimkine yağlı dediniz de yani bu daha bir yağlı. Sarımsak. Sizinki de yağlıydı. Bu kadar yağlıydı. Değildi ama. Bu ama kadar sizinkisi değildi. En azından Funda Hanım malzemesini az koymuş. Sizin pirinçti yani. Ekşili sütlaç yemiş gibi i̇şte oldu. İşte öyle değil. Kabul etmiyorum. Hayır. Malzemesi az mı? Siz yediniz mi daha önce lebeniye çorbasını? İçtiniz mi daha doğrusu? Yani lebeniye tam olarak değildi ama yani yoğurt çorbası. Ürünün içeriğini bilmeden yoğurt yorum yapıyorsunuz da ben ondan merak ettim. Ama lebeniye çorbası. Aynı o da yoğurt çorbası. Çorbası. Kabul etmiyorum. Pınar Hanım, menünüzü çok merak ediyorum gerçekten. Göreceksin. Harikalar yaratıyor. Evet, ben de çok merak ediyorum. Yani bombayı atacağım ortaya, göreceksin. Bunu evet. Dedikten sonra kesin bomba düşecek. Ya seni böyle bir detaylı olarak çorbayla ilgili dinlemek istiyorum. Her şeyini anlat bize. Kıvamını, tadını, pişmesini. Şimdi kıvamı kremalı mantar çorbası denildiği zaman birazcık da koyu bir kıvam olması lazım bildiğim kadarıyla. Ama çok fazla bir koyuluk bağlayamamışsınız herhalde. Lezzet olarak gerçekten lezzeti yerinde. Tadı, tuzu. Evet. Yani bol kremalı, tereyağlı, içinde meyanesi var. Ayrı bir yerde tavuk stok yaptım. Tamam. Tavuk butları, kalçaları haşladım. İçerisine hatta soğan koydum. Lezzet versin diye. Hı-hı. Yani hem kremalı hem de meyhaneli mi yaptın? Evet evet. Aynen. Bunun biraz daha koyu olması lazım da bu ikisini birden yaptığınız zaman. Sadece 2 kaşık unla ve kremalı olduğu için bu şekilde yapılıyor. Eğer kesilmiş çok fazla... mı peki? Kesilmiş. Aslında kesilmedi. Büyük çünkü... ihtimal çırpmayı bırakmışsınız meyhaneyi yaptıktan sonra. Hayır. İçerisinde bol sarımsak var arkadaşlar. Bol sarımsak rendesi var. O sarımsak rendesini sarımsak... kesilmeye edebilirler diye düşünüyorum. Meryem? Bence de kesilmiş Zuhal Hanım. Kesilmiş yani. Kesilmemiş kesilme olsa zaten ki. Koyu olurdu biraz. Kesilmiş çok belli şöyle bakın. Şöyle gözüküyor zaten. Aynen. Baktığınız bakın, zaman beyaz beyaz. Bakın tane gözüküyor. Gördünüz mü? İçerisindeki taneler. Bahsediyorsunuz diyor. Taneler sarımsak. Tane değil. Belli zaten bak sarımsak. Bak anlıyoruz, sarımsağı da anlıyoruz. Şimdi bunun içerisinde yoğurt yok arkadaşlar. Nasıl kesilsin? Krema. Krema. Krema olmaz mı? Ve içerisinde krema çok yavaş yavaş. Evet. Yavaş yavaş eklendi içerisinde. Bak Zuhal Hanım hani belli bak. Üst kısımlarda geziyor hani. Sen nasıl buldun tadını Meryem? Ben beğenemedim ya. Ya. Vallahi beğenemedim. Ama şimdi Yağız tadı güzel diyor. Sen onu da mı diyemiyorsun? Ben hani boğazımı çok rahatsız etti. Allah Allah. Boğazınızı aşırı... rahatsız eden şey ne? Evet ne? Ne aşırı sarımsak mı koymuşsun? Hani o çok aşırı nasıl rahatsız. Nasıl aşırı? Sarımsak bile... olduğunu bile söylemiyorsunuz. İçinde boğazımı bir şey rahatsız etti. Ne rahatsız tamam, etti? Tamam sarımsak işte. Hayır yani içerisinde bol tereyağı var. Bol sarımsak aşırı diyorsun. Aşırı bir yağlı geldi. İçinde... Şu an yani bütün Meryem boğazım Hanım, her tarafı yani çelişkili... yağ. Hayır, çelişkili çok yağ diyor. Yağ yani çok aşırı bir yağlı. Sen ne diyorsun? Beğenemedim Zuhal Hanım. Ben de Meryem Hanım'a katılıyorum. Çok yağlı buldum. Aşırı yağlı. Yani ben kremanın kesildiğini düşünmüyorum. Bence çok fazla yağ koyduğunuz için bence böyle bir görüntü oluşmuş. Bir de kıvamı çok sulu. Ben mantar çorbası daha böyle yoğun kıvamda kesilmiş olur. Pınar Hanım. Öyle bakın gözle görülen bir şey. Kesilmiş. Gösterdim mi size?
nasıl kesildi? Bence o yağ, o yağ beyaz beyaz nokta olan yok. Beyaz için. Beyaz nokta olan krema kesilmiş anlamına geliyor. Bence krema kesilmez. Bence krema kesilmez. Krema kesilmez mi? Bence yoğurt. Sonradan kesilir. Eklersiniz. Dünya Mutfağı'na kesilir. Bahseden Pınar Hanım. Krema kesilmez mi? Kesilmez. Yani bence krema kesilmez. Bu yağ, içi yağ içinde yüzdüğü için sakın öyle. Sakın ola ki cuma günü kremalı bir çorba yapmayın. İşte bence arkadaşlar tavuk suyu da olduğu için krema da var ve tereyağlı bir çorba. Dolayısıyla hani çok hafif bir çorba diyemeyiz zaten. Peki bir şey söyleyeceğim. Tavuk suyu var, onun kendi yağı var. Tereyağı niye koydun? Aynen. Evet. Bir gerek varmış. Tereyağlı unun kavrulması gerekiyor. Sen bir de çok koymuşsun herhalde tereyağını. İki kaşık koydum. Ooo! İki kaşık tereyağı, iki bir kaşık koymuş. İki kaşık tereyağı, iki kaşık koymuş. Aman! Bu. Sen ne diyeceksin Erdem? Vallahi ya gördüğünüz gibi bitirmiş. Ben herkes konuşurken içtim. Gerçekten çünkü, evet, afiyet olsun. Ben bunun yoğunluğunu beğendim, yağını da beğendiniz beğendim. Beğendiniz mi? Evet evet. Aa, benim, neresini benim, beğendiniz? Benim zevkime göre çok uygun geldi. Senin zevkini zaten size, pazartesi çözdüğümüz zaman çok iyi anlıyorum. Ama o anlamda değil, yani şu anlamda ben bunu içerim, güzel, hoşuma gitti, kolay içerim. Afiyet olsun, ne güzel bak o beğenmiş. Yok zaten o yüzden çıtımı çıkartmadım, siz konuşurken ben buradan gittim yavaş yavaş. birkaç diyeceğim bir şey olabilir, belki sarımsak. Bunu mesela bunu bitirdikten sonra terlemeye başlayacağım belli. Biraz sarımsağı azaltılabilir. O iyi olabilir. İki diş koydum sadece. Yani gene de işte ilk yemek için yeter. Bismillah dedirtiyor insanı. Beyefendinin çorbasına yakın ya Zuhal Hanım ondan beğendi. Onun çorbasına yakın ya, onunki de olmamıştı böyle su gibiydi. Elimi evet, saat canım ara yemeklere geçebiliriz. Olabilir böyle doğru söylüyorsun. Yani tabii. Bunu da verelim. Hep beraber alayım. Hep beraber. Hep beraber hayır, tabakla. Beraber. Dün hiçbir şey beğenmediniz. Bak bugün beğen, çorbayı beğenmiyorsun. Kimsenin beğenmediği çorbayı içti. Aynen. Afiyet olsun. İyi de dün siz yaptınız, bugün başka biri yapıyor hanımefendi. Gerçekten ben anlam veremiyorum. Altındaki tabaklarla beraber alabilir miyim acaba? Zevk çorbayı... Benim tadım uygun. Nasıl uygun? Olmamış bir çorba da bana uyar. Yani olmuş bir çorba da. Ben mutluyum yani içmekten bunu. Yok o ne güzel. Onunla ilgili bir şeyimiz yok, sıkıntımız. Sen bana beğenebilirsin. Yani mantar çorbası da çeşit çeşit yapılabilir. Bana açıkçası yani hoşuma da gitmedi değil. Çünkü ben neyi bekliyordum? Röportajımda da şunu söylemeye çalışmıştım. Ya bu çok zor, çok klasik bir şey. Bu böyle... Ya böyle çok balçık balçık diyorsun gibi gelir kıvamında, keşkül altındaki gibi ya da çok hafif olur. Yani ben, bence ortasını bulduğu için ben mutluyum. Balçık balçık. Böyle yani çok kıvamlı olur böyle. Yani ya çok kıvamlı olur ya da çok salar. Bu ikisinin ortası beni şaşırttı o açıdan. Ama ya ikisinin ortası mı kıvam? Siz de şu an beni şaşırtıyorsunuz. Beni de şaşırdım. Vallahi beni çok şaşırtıyorsunuz. Çorba dünkü çorbadan içinde. Sonra bu çorbayı çorba beğeniyor ya. Çorba yağ yağlı olabilir çorba, ben bunu beğendim valla. Yardım lazım mı? Teşekkür ederim. Tamam. Kaç dakika oldu bu arada? Kaç dakika oldu Gürbüz? 6. dakikadayız Zuhal Hanım. 6. dakikadaymışız. Bir de müsait olunca su rica edeceğim sizden. Aynen. Tabii ki. Hemen tabaklarımı getirip siz ikram edeceğim. Siz beğendim deyip bir de puan da vermedim. Ben köfteyi beğenmedim dedim. Sadece pilavı beğendim dedim. Salatamı beğendiniz, hepsini salatayı yediniz. Salatayı ben ana yemekte yani bir şey olarak görmüyorum yani. Ama salata... olur mu Zuhal Hanım? O zaman salata yapmayalım, getirmeyelim. Tamam hayır onu demek istemiyorum. O menüye yazılmış. Aynen. Yazıldı bir yemek. Tamam. Yazılmaktan ama... ziyade beğendim dediniz. Çok, beğendim çok net. Beğendim dediniz? Ben, salatanın... ben söylenilen kelimeleri asla unutmam. Öyle 10 mi? Yıl sonra bana öyle TC mi? Kimlik numaranızı sorun. Öyle ben 10 mi? Yıl sonra size tekrardan söylerim. O yüzden böyle. Ben bütün ailemin, TC kimlik numarasını, telefon numaralarını hep ezbere biliyorum. O yüzden kız arkadaşım da öyle şu anda. Bir kere söyledi, bir daha da bana sorar yani. Ben unuttum diye. O yüzden sus pus oturuyorsunuz, o yüzden dinliyorsunuz, asla ezber yapıyorum. Dediğiniz net olarak kelime şuydu. Peki sessiz salata. Sessiz kayıt altına evet, alıyor. Evet kayıt alıyor. Bilgisayar gibi, kompütür gibi. Salata güzel ama ben de, hatta Zuhal Hanım'a söylediniz. Salata güzel, ben de sizin gibi düşünüyorum. Büyük büyük doğrardım dediniz. Evet. Tuzu yerinde. Salatada da evet ben bu tercih meselesi. Ben de ince ince doğranmış sevmiyorum. Çünkü bir müddet sonra soluyor. Bunun ben daha çok kıtır kıtır olmasını, iri iri doğranmasını tercih ederim. Mevsim biraz daha iri doğranır. Evet. Zenginliği, muhteviyatı, sosumuzu çok güzeldi. Çok güzeldi. Çeşitlerini iyi seçmiştin. Gerçekten de mevsim sebzeleri kullanılmıştı. Sadece çok küçük rende tarafıyla böyle pitik pitik olmuş. O kadar güzel ama bir salatıydı. Ben bitirdim. Sen de beğendin. Sonra beğenmedim dedim. Doğranışını beğenmedim evet. Doğranışını beğenmedim. O yüzden puan vermedim. Pınar Hanım vay halinize. Vay halinize yarıştınız gün. Vallahi göreceksiniz. Vay halinize. Ne diyorsun ya? Göreceksiniz. Yani
çiğ balığı sevmediğim için hayatımda sushi yemiş değilim ama o gün çiğ çiğ yiyeceğim yani. O nereden göze alıp sushi yiyeceğim Pınar'ımı. Belki sushi yapacağım. Demiyorum hani. Çiğliği sevmiyorum ya, sizi çiğ çiğ yiyeceğim. Yiyebilirsiniz, tadım çok güzeldir. Sushi artık sırf sebzelerle de yapıyorlar. Çiğ çiğ yani yiyorsan benim etimi de yedin. Çiğ çiğ yiyeceğim. Evet, ay, sizin etiniz yiyecek gibi değil. Ya onu çiğ çiğ yiyorsun. Evet. Ha, ya ne oluyor, onun ördeğini yiyor. Adamın ördeğini niye yemedin? Kedicik bile yemedi ya. Benim ördeğimi neden yemedin diye akşam oturdum ağladım biliyor musun? Aa, yazık. Ben de ördeğe ağladım sabaha kadar ya. Vallahi ördeğe çok üzüldüm ya. Tövbe tövbe. Çok İnşallah Pınar Hanım da çiğ çiğ yer doyarsın. Ben size söyledim Erdem Bey, siz gerçekten yemek yapmaktan vazgeçin. Vazgeçin tamam, bundan sonra hayatım... Mutfağa harcayacağınız masrafı bir kadın tutun. Bir kadın yemek yapsın, siz oturup yiyin. Vallahi hayatım yemekten boyunca anlayan, yapacağım şeyi yemekten birinden anlayan. Öğreneceğim, bir kararla alamayacağım. Yemekten anlayan bundan sonra tek başıma gidiyorum. Benden size tavsiye, bir kardeş tavsiyesi. Aldım başımın üstünde yerim. Teşekkürler. Yavuz Bey siz ne yapacaksınız acaba? Bunda geleceğim mi artık? Bugün anlaşılan. Geliyorum hemen. Ben dünkü verdiğim puanı çok gerçekten geleceğiz. Kendime güvenerek, yemeğime, menüme güvenerek, elimin lezzetine güvenerek verdim. Hmm. Ben haklı olan, haklı olanın hakkını verdim. Hmm. Haksız olan puanını düşürdüm. Bakacağız, göreceğiz. Evet. Ne geliyordu şimdi Funda'cığım? Bize bir hatırlatır mısın? Tabii ki. Kapya biberli, çanakta kapya biberli ve cevizli havuç tarator geliyor. Bir de bir şey daha Borani. Var. Borani mi tarator Borani. Mu? Çok uğraşmış Zuhal Hanım ya. Yani benim dünkü arası şıhılmaş yaptım Zuhal Hanım. Bir de yani kıymalı patates rulon var. Veya bir de patates rulon. Bir de evet. Funda Hanım hani menünüz buymuş. Yani benim menüme ne bu kadar haksızlık yaptınız ki? Bu menünün yanında şıhılmaş ya. Çığıl mahşi çok basit bir yemek. Çok mu basit? Evet. Sadece kabağı kızartıyorsunuz, vallahi içine kıyma dolduruyorsunuz. Şu an bitti. Evet, kıymayı ben çiğ çiğ dolduruyorum. Balzamadı, su, un, tuz. Aynen. Ona yemeğiniz kıymalı de kolaydı zaten. Kıymalı patates rulo çok zor bir yemek mi? Efendim? Kıymalı patates rulo evet, çok zor bir çok yemek. Evet, şöyle çok aşamalı. Mi? Evet, patatesi haşlıyorsunuz. Zaten o patates hayır, haşlamıyorsunuz. Ben öyle bir o şekilde yapmadım. Bir haşlıyorsun. Kolay mı? Çok zor bir şey. Haşlamıyorsunuz Meryem Hanım. Rendeliyorsunuz üstüne. Kıyma koyup rulo halinde fırına veriyorsunuz. Bu kadar basit. Kaydı çanaklar. O çanakları onları nasıl getirdiniz? Yani yanık yanık orada yakmıştınız açık bir şekilde yani duruyordu. Yani birazcık yandı. Kurtarabildiğimi kurtarmaya çalıştım. Buyurunuz. Keşke bunları da kurtarmayaydım. Zaten Zoyla Hanım çanak sadece havuç taratoru tutabilmesi adına yani tabak görevini alıyor. Sadece anladım. Bu. Kendini tam savunamıyorsunuz bile Funda Hanım. Efendim? Kendinizi tam savunamıyorsunuz bile. Neden? Sadece bir çanak yani, olduğunu söylüyorum. Tamam bir tabak... sadece orada bir çanak görevini görüyor. O zaman yakalım, yıkalım, ne varsa ortaya getirelim. Olur mu öyle şey? O tabak onun her şeyi yenmesi lazım. Görsellik de önemli bence. Sunum nasıl tabak? Oo. Sunum bana biraz... Funda Hanım bu çanak dediğiniz nedir? Yufka mı? Kendi evet, elinizde evet, mi yaptınız? Evet, kızgın yağda yufkayı kızartıyorsunuz. Hazır yufka değil mi? Hazır yufka. Hazır yufka mı kullandınız evet, Funda Hanım? Evet. Anlamadım. Hazır yufka mı kullandınız? Evet, hazır yufka kullandım. Yani hem menü basit hem yufka için. Hazır. Ne yürüyor? İçindeki çanak. Havucu yiyeceksiniz zaten. Yani o yanında sadece dediğim gibi bir aksesuar. Aa tabak. Bak, benim tabak size yanığı gelmiş. Görüyor. Bir de Zuhal Hanım benim maalesef bakar mısınız? Benim çanağın yarısı var, yarısı çanakkaleye gitmiş. Yarısı var, yarısı yok. Yani bakar mısınız? Yanmış. Evet. Hayır, yanık. Tam çanakta bile gelmedi. Ve bir de üstü kapalı değildi. Aa ben bunu nasıl yiyeceğim Funda Hanım? Bakar mısınız? Niye çok mu fazla çok geldi? Çok sağlıksız. Hayır yanık. Zaten onu yemeyeceksiniz. Sadece içindekini yiyeceksiniz. Ama Ondan ama tabağımıza gelinen gibi, yani her şeyin yenilmesi tabak gerek. Tabak görevini. Tamam ama yufka tamam sonuçta yufkayı yememiz gerekiyor. Tamam bu tabağı koyduysanız bunu yenemezsiniz. Evet tabağın yarısı nereye gitmiş Funda Hanım? Benim çanağımın yarısı nereye gitmiş? Ben bunu kabul etmiyorum Funda Hanım. Ben bunu yemek istemiyorum. Yani ben yanık bir şey... yemeyeceksiniz Pınar Hanım. İçindeki ben yiyeceksiniz. Zuhal Hanım benim çanağım tam gelmedi. İsterseniz bakar mısınız? İsterseniz kenarından yani? Böyle çıtırlık olması için cips ama diyebilirsiniz. Ama orada çanak diyebileceğiniz çanak, bir şey de evet. Yok. Evet, kurtarmak bu da dağılmış. Kurtardım. Ama bu da dağılmış pardon, tabak gibi zanayım. Durmuyor ki yani. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Ben bunu yemiyorum ama arkadaşlar. Hayır. Kabul ama. Etmiyorum. Vallahi ben de kabul Zuhal Hanım yanlış bir şeyi ben nasıl yiyeyim acaba? Yanlış size bir şey tabii ki getirilmemesi lazım. Çok sağlıksız. Bir tane dinlerseniz getirmezse de eksik menüye girerdi. Çünkü evet. Çanak yazdığım böyle için... de eksik sayılmıyor musunuz? Hani evet. Yarım getirmiş. Evet. Bakar mısınız? Evet. Bakın yani. Tam da sayılmaz açıkçası. Bu yediğiniz bakar mısınız? O yediğiniz kıymalı patatesli rulo. Ya lütfen bakar mısınız Funda Hanım? Hiç benim dediğimi dinlemiyorsunuz. Ben size bunu yiyemem diyorum. Siz hala su dolduruyorsunuz. Ben bunu yemek şöyle istemiyorum. Şöyle yapalım isterseniz. Ben sizin çanağınızı alayım. Size farklı bir tarator koyayım. Yani borani koyayım. Havuç boraniye. Tarator ama mu borani mi? Ama olmaz ki. Hepimiz borani. Aynı şeyi tatmak zorundayız. Ben bunu eksik sayıyorum. Bakar mısın? Çanak değil yani. Ya menüde yazıyor sonuçta. Ben bunu yemek zorundayım. Aynen. Çanağını yemek mi? Yani şöyle yapalım. Yenilen bir şey sonuçta. Bakın.
Sonuçta Pardon, Yağız da dedi, Pınar da söyledi. Meryem Hanım. Tabağa konan her şey yenmek durumunda. Evet. O süs diye bir şey yok. Evet. Evet. Kaldı ki yemek isteyen yiyebilir. Fakat bu durumda yiyemezsiniz. Çünkü yanmış. Yanmış, evet. Dolayısıyla şöyle yapalım Pınar. İçindeki boraniden yiyeceksin. Tamam. Çanağından yemeyeceksin. Tamam. Fakat tam sayılıyor mu? Bunu da bir değerlendirmemiz lazım Funda. Erdem Bey neden konuşmuyorsunuz? Aa götürüyorsunuz. Erdem Bey yemeğe gelmiş. Vallahi, aç mısınız? Bunu beğendim. Onu ben de beğenemedim. Funda Hanım çok eksiksiz çalışmışsınız. Erdem Bey'in çanağı yarım. Daha doğrusu hiç Aynen. yok. Benimkisi de yarım. Taşmış. Bakın görün. Eksik menü sayıyorum ben. Evet. Bakar mısınız? Tam gelmedi yani. Bu ne? Eyvah. Yani, tamam onu değerlendirmeyin o zaman. Ay, ama Borani ile de ilgili hiç yorumlarda bulunmuyorsunuz. Eksik menüye giriyorsunuz şu an. Meryem Hanım, tamam çanağı şu an yemek istemiyorsanız yemeyebilirsiniz. Özgürsünüz bu konuda. Ama havuç boraniyi tadabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Patatesli kıymalı rulo var. Onunla ilgili yorum yapabilirsiniz. Yani bir şeyi buluyorsunuz ve onun üzerinden yürüyorsunuz. Bu şekilde olmaz arkadaşlar. Yani olmamış, etmemiş, eksik böyle. Yani tabii. Sırf puanı az vermek için böyle yorumlarda bulunuyorsunuz. Şimdi çanağım yarım gelmiş, bunun üzerinden yürüyeceğim. Çanağın etrafını tamam, bulacak halim yok ya. Tamam, onun üzerinden yürüdünüz. Şu an noktayı koydunuz. Defalarca aynı şeyi tekrar ısıtmanıza hiç gerek yok. Vallahi var. Yani önünüzde şu anda bir havuç borani var. Onu dün, tatmıyorsunuz bile. Dün benim mis onun gibi. Onun altında yer alıyor. Dün benim mis gibi şığılmaş mı? Boğazımı yaktı da şöyle oldu da böyle oldu da. Evet, bir acılık vardı. En azından ben tam böyle... Yani acı mı iyi sizce şu yanık mı iyi? Bakar mısınız? Acı en azından su içer geçerse hani şu görüntü gözümün önünden geçmiyor. Bakar mısın yani şu tamam, görüntü? Tamam kaldırma artık Meryem. Evet Yağız ikisinden de yedin mi? Evet ikisinden de yedim. Menü de çanak yazdığı için mecbur çanak zaten gelmek zorunda. Evet mesela. Ben de getirdim tamam. zaten. Ama arkadaşlarınki yanmış yani yemek de zorundalar. Tadına bakmak zorundalar. Hı hı. Keşke çanak yazmasaydınız. Hani siz gene yufkadan bir süs gibi böyle kesip üstüne süs olarak veya da altına destek ya, olarak koyabilirdiniz. Sadece havuç boranı yazsaydı bunu tartışmıyordu. Aynen öyle zaten. Kimse tartışmazdı. Havuç borani evet lezzetli, yerinde. Tadı gayet hoş. Sarımsağı da yerinde, çok fazla bir sarımsağı yok. Kıymalı patates rulo da kıyma sanki birazcık az kavrulmuş gibi. Hani kıymanın tadı birazcık böyle şey az geliyor. Az mı kavrulmuş? Neredeyse bir saat kavruldu. Valla tadı birazcık bana ya sadece dana eti mi kullandınız? Evet. Birazcık sanki bana et, kıyma birazcık böyle... Pişmemiş Yağız Bey görüyor musunuz? Nasıl bakın, pişmemiş gibi yani kavrulmamış. Pembe. Ya, siz de görmedim onu. Ben sadece tadına bakarak yola çıktım benimkiler, ama... Benimkiler bakın tane taneydi dünkü benim kıymalar şıhırmaşimin. Bakar mısınız? Top halinde pembe. Bakabilirsiniz. Bakın. Top. Yani bu kıyma böyle pişmez. İlk defa mı kıyma pişiriyorsunuz? Tane olması lazım. Şu an siz ne söylediğinizde farkındayım. Evet farkındayım. Şu kıyma... an Meryem Hanım bana haksızlık ediyorsunuz. Vallahi hiç etmiyorum. Kıyma tane olmaz mı? Kıyma zaten hazır ama... çekilmiş. Bakar mısınız pembe yani. Hayatında ilk kez kıyma pişiriyor hali yok herhalde pişirecek hali. Buyurun piliç Topkapı. Porsiyon tabaklama nasıl sunum? Sıfır. Sıfır evet. Biraz ara yemekle ana yemek karışmış gibi. Aynen. Arkadaşlar içecek olarak ne istersiniz? Ne vardı? Ayran var, bir de kola var. Kola alabilirim. Yani vallahi dünkü benim o tabaktan sonra hiç olmamış zaten. Ben bir ayran rica edeyim. Hiç olmamış. Tabii bakar mısınız yani? Bir dakika bir yiyelim be Meryem hiç olmamış diye. Görüntü sen de olarak, kestirip atma. Görüntü olarak ama. Ya porsiyon olarak. Porsiyon olarak. Meryem Hanım siz sadece alt tarafı bir köfte yaptınız. Köfte mi yaptın? Evet yani bunu o kadar çok böyle abartıyorsunuz ki şu anda. Sanki böyle menünüz çok ağırdı da. Meryem Hanım yani, siz de hep yani ben hep yani siz sürekli Funda Hanım kasabın kendinizden... açtığı tavuğun içine pirinci doldurup getirmişsiniz. Ben o köfteyi ne kadar yoğurdum. Pirinci doldurup getirmedim. Onun içerisinde bir zeytinyağlı bir yemek var farkındasınız değil mi? O bir pilav değil yani sizin filik pilavınız gibi lavaş açtım. Tereyağlı kavurup getirmedim. Hamurumu mayaladım. Ama yani Meryem Hanım siz de hep sürekli yani bazen de Erdem Bey'e katılıyorum yani sürekli... Benim yemeğim. Siz burada bu yemeği Sizin değerlendirmek zorundasınız. Geçti müsaade edin de bir tamam değerlendirelim. Tamam da ama ben kendi yemeğimi herhalde savunacağım. Kendi yemeklerimi. Sizin gününüz geçti efendim. Tamam. Sizin gününüz geçti. Erdem Bey yemeklerini mi savunayım burada? Ama tamam da bismillah daha ağzınıza yemeği koymadan başlıyorsunuz. Tamam sizin ama... yemeğinizi savunmaya. Siz Hayır, geçti o fırsatı kaybettiniz efendim. Başkalarını domine etmeyin. Evet Meryem Hanım gününü geçirdikten sonra
bayağı bir konuşmaya başladı. Merak etmeyin arkadaşlar, sizin yemekleriniz için bile şimdiden planlarını yapmıştır. Vallahi ne konuşacağını ezberlemiştir. Herkesin hakkını herkese buraya, vereceğim. Herkesin buraya çalışarak gelmiş, hangi kelimeleri söyleyeyim diye. Ben. Funda Hanım, bence yerinize oturup öyle yorum yapın. Bugün sizi hiç masada görmedim. Hemen salatanızı getireceğim hem arkadaşlar. Onun hazırlığını hem yapıyorum ağırsınız. Şu an. Aynen, masada da göremedik. Hem şık değil hem de ağır mı? Yani ağır bir de, evet. Çok yavaş çalışıyor. Ben Zuhal Hanım o dünkü hani ağır yemeklerine göre üzerimize değiştirdim. Siz sofrayı terk edip çok güzel bir şekilde karşıladım. Buraya geliyordum, hatırlatın. Tabii yemekleri de tattıktan sonra yorum yapalım. Yani evet, görüntü itibariyle tamam, küçük bulduğumuzu söyledik porsiyonları ama bakmayın, piliç Topkapı aslında lezzetli bir yemektir. Yani doyurucudur, zengin içeriği vardır. Güzel de yapılırsa güzel bir yemektir. Vallahi o zaman kimse beğenmeden söyleyeyim, ben iç pilavı beğendim. Çok zor bir iç pilav, dengeli olmuş. Siz de her şeyi beğeniyorsunuz Erdoğan. Yalan mı söyleyeceğim yahu? Yine bitirdiniz. Yalan mı söyleyeceğim? Yani beğendim iç pilavı. Ondan sonra bu pilavı beğendiniz. Hanımefendi müsaade eder misiniz? Sizinle ilgili konuşulmuyor. Bugün başkası yarışıyor. Sizinki bitti, kaybettiniz orayı. Onu unutun. Kaybettim. O kadar yani. Ben müsaade edin, başkasını domine etmeyin. Arkadaşım bir bilmeye ihtiyacı var. Sizin kadar kaybetmiş değilim bence. Tamam, benim önemli değil. Ben saldım gitti. Yağız Bey, siz niye hiç konuşmuyorsunuz? Sizin damak tadınız, ben çok merak ediyorum. Ya, siz zaten aşçılık yapmışsınız. İç pilav yapmanın zor ve dengelisinin zor tutulacağını biliyorsunuz. Tamam, bu pilav peki, güzel iç pilav bu kadar böyle yağlı mı olur? Onu demiyorum. Kötü mü? Neden yağlı? Ben lezzeti çok başarısız buluyorum. Neden? Neden başarısız bulduğunuzu anlatır mısınız lütfen? Siz masaya gelin de öyle yaparız yorumumuzu. Fındar. Evet, masada olmalı. Kendi aramızda. Ben sizi buradan duyabiliyorum. Salatalarınızı hazırlıyorum. Masada olmanız lazım, o yüzden dedim. Ben düz zamanda getirdim. Evet. Önce salatalarımı getirdim, hem ardından yemeklerimi getirdim. Yo, siz de bayağı geç getirdiniz. Ağırda da patates o zamanı kapattınız ya. En az 6-7 dakikada geldi. Erdem Bey, kusura bakmayın. Ben şurada uyuyakaldım ağırlıktan. Siz gelince uyanabildim ancak. Bu kadar yerseniz uyuyakalırsınız zaten. Teşekkürler. Dün o kadar yemedim, bu daha lezzetli. Damak tadınız yoksun. Allah Allah. Anne misiniz, baba mısınız? Nereden neyi bileceksiniz? Hala sınırınızı aşıyorsunuz maşallah. Düzgün konuşur musunuz Erdem Bey? Sınır, hayat, madde. Ben de onu diyorum işte. Düzgün konuşuyorum. Siz de düzgün anlatsanız. Siz sınırımı aştım hani beni o zaman daha bir farklı görürsünüz. Şu an daha sınırlarımı aştım. Açmadınız. O zaman siz sınırın ne olduğunu bilmiyorsunuz efendim. Bence siz bir bayanla nasıl konuşulacağını bilmiyorsunuz. Ben bayan erkek ayırmıyorum. Funda Hanım, mevsim şöleni diye yazmıştınız ama bunun içinde yeşillikten başka hiçbir şey yok. Şu an sonbahar mevsimindeyiz. Daha değişik sebzeler beklerdim. İçerisinde roka var, göbek marul var, fesleğen var, çiğ badem var. File badem var, affedersiniz. Bu susam mı, keten tohumu mu? Susam. Susam. Bir şey çıktı mı? Ne çıktı? Yağız Bey? Yok, teşekkür ederim. Aa, bir şey çıkmış. Ne yeşillikleri o? Yıkamamış o zaman. Bakar doğru. Yeşillikler yıkandı, sirkenin içinde bekletildi. Ben göremiyorum hayatım. Çözemedim. Nane olabilir belki. Ne nane ya da fesleğen. Şu siyah ucundaki şeyden evet. Mi? Yok, çok yeşillik bence. Yıkanmamış tam olarak. Mutfağı gördükten sonra hiç şaşırmadım yani. Bir saniye, yeşillikleri nasıl yıkadın Funda? Hiç şaşırmadım. Bu yeşilliklerimi suyun içerisinde ve sirkeli suda bekledi. Uzun bir süre bekledi. Ama ben yemeklerimi yapana kadar bekledi. Uzun bir süre sirkeli suda beklettim diyor. Yok aslında evet, uzun bir süre bekledi. Şey değil, ben de burada ayırdım. Naneleri herhalde ayıklamamışsınız. Nanelerin ölmüş kısımları. Evet, o kısımlar olmuş olabilir. Ölmüş kısmı gibi. O kısmı. Yabancı madde değil o yani Meryem. Dip kısmı. Meryem, dün havucunda bir şey gördüm diye şu anda böyle ara canım. Böyle bakabilirsin. Arayacağım. Ama o havuçtaki de ben tam bir yabancı madde gibi göremedim Funda. Onu da söyleyeyim de dün de söyledim. Tam öyle bariz bir şey yoktu. Havucun kendi damarları da var yani. Ama sen de misilleme olarak yapıyorsan o da yanlış ama Meryem. Misilleme değil Zuhal Hanım. Bunu koymamanız gerekiyor. Bakar mısınız? Dün hani benimkine... Çok ufak rendelenmişler, bakar mısın ya? Yani hiç özen vermemiş. Ne yapmam gerekiyordu? Hani ben ufak rendelenmiş demedim, ben sizin salatanızı bile yemedim. Farkındasınız mı? Yemediniz mi? Hayır. Siz bayağı acıklısınız. Ya bugünkü lezzetler bugün... harika, çok uyumlu yani benim için. Fesleğeni çok severim, onu severim, bunu severim. Vallahi şaşırdım. Nasıl olabilir? Sadece hepsinde bir tek ağırlık var. Yani bu da yağlı, o da yağlı, şu da yağlı. Lezzetten yedim. Hani açken yer miyim? Belki. Ama şu fesleğen ve susam güzel numara vallahi. Erdem Bey sanırım 2 gündür aç kaldı ya. Bugün artık ne bulursam yiyeyim. Siz modunda. Salatayı beğenmediniz mi? Salatayı beğendim beğenmesin. Ben beğenmedim demedim de. Salatayı beğendin mi? Salatayı beğendim. Sadece ben isme takıldım. Ha ben de şölen. Evet, meyve şöleni derken şölen kısım. Bu aslında içerisinde mevsim file şölen. Badem olması, susam olması şölen havası kattığı için. Evet peki yemekle ilgili seni dinlemiyoruz. Piliç Topkapı ile ilgili. Yemek tavuk güzel pişmiş. Suyu falan akıyor. Lezzetli. Sadece iç pilavı birazcık yavan buldum tadını. Sadece tarçın tadı ve şey geliyor. Kuş üzümü. Kuş üzümü tadı geliyor. Onun haricinde lezzetli. Bu ünlü bir şefin tarifi Yavuz Bey.
Hangi ünlü şefin? Abi isim veremiyoruz değil mi acaba? Yok, verebilirsiniz. Arda Türkmen'in yaptığını gördünüz mü? Yani, evet, izlediniz. Gördüm. Hatta içerisinde bilmiyorum, o tadı aldınız mı? Mahlep de var. Mahlep mi var? Evet, mahlep de var. Yeni bahar var içinde. Ben sadece aşırı tarçın ve dolmalık fıstık dediğim var. Dediğim gibi yani lezzetli aslında. Sadece iç pilavı birazcık hani lapa gibi olmuş aslında. Yani ha, o yüzden pişmesinde de mi sıkıntı? Pişmesi yani birazcık lapa gibi, tadı böyle birazcık yavan geliyor böyle. Sadece tarçın tadını alabildim. Kuş üzüme tarçın tadını aldım. Nane falan tadı almıyor musunuz içinde? Yok, alamadım. İşte diyorum ya, birazcık lapa olduğundan dolayı pişim. Bir de tavuğun da suyunu saldığı için büyük bir ihtimal lezzeti bozmuş olabilir. Siz bence rahatsızsınız, o yüzden belki damak tadınız şu an tamamen olabilir. Ben damak tadıma çok güvenirim. Böyle burnunuzda bir tıkanıklık varmış gibi konuşuyorsunuz. Aa, hasta mısın burnun? Yo, belki ondan kaynaklı olabilir. Yok, ben peki lezzeti Funda Hanım, ben yemeğe yorum yapamayacağım çünkü eliniz kanıyor ve benim ne? Gözüm oraya takıldı, her yerinize bulaştırmışsınız. Ne zaman kanadı bu? Bilmiyorum. Aa, bilmiyor musun nerede kestin? Hayır, gerçekten. Ne zaman oldu? Buralarınız hep kan oldu yani şu an oraya odaklandım. Aa, silik. İstersen. Oh, ne zaman bir oldu müsaade bu? Müsaade isteyebilir miyim sizden? Tabii tabii. Şimdi ne yaptın? Bir şey mi kestin? Tabii tabii, git bir sil istersen. Bir banyoya gir. Şurada hemen banyomuz var. Bir ıslak mendil, kolonyalı mendil verin Funda'ya. Ne bir şey mi kestin mutfakta? Salata falan yere mı? Yere sürtmüş olabilir belki. Yani belki bir yere sürtmüş olabilirim çünkü badem falan koydum. Şu parmağın üstü kanamış, böyle de koyunca. Ben de sen söyleyince evet, diyorum, yanımda ya göremiyorum bu açıdan hiç. Yani normal o mutfağın karışıklığında bir yerini kesmiş olması, yani çok karışık. Ama yok, demin yoktu ya, değil mi? Evet, şimdi hayır yoktu. Demin yoktu. Bir yere mi acaba çarptım bir anda? Şimdi stresliyim ve heyecanlıyım. Funda yani Hanım, bunlara dikkat etmesi lazım. Hiçbir şeye dikkat etmiyorsunuz. Aynen. Ne mutfağa, ne servise. Pınar Hanım, sizi göreceğiz. Bakalım siz cuma günü nasıl olacaksınız? Bu ne özensizliktir. Aynen. Arkadaşlar böyle olmaz ya. Gerçekten lazım. Ben terk ediyorum yani. Zuhal Hanım. Nereyi terk yani ediyorsun? Yani pazartesi ya? Günü de özensizdi. Bugün de özensiz. Yani ben bu şekilde mi ben yemek dün yiyeceğim? Eli kanıyor ama. Eli kanıyor yani. Yani haklısın, o evet. Görüntünün olmaması lazımdı. Ben de şu an şaşırdım. Yani gıdanın altında kalmış. Evet. Fakat şimdi bu masayı terk etmek için yani bir sebep olmamalı gerçekten yani. Gerçekten hiç hoş değil. Hoş yani değil, çok tabii özensiz. Ki değil. Tabii ki değil canım. Özensiz yani. Ama ben... o da fark etmemiş herhalde. Lütfen otur, yermeyelim birbirimizi. Dün özenliydin oldu Pınar Hanım. Efendim? Dün özenliydin ne oldu? Ha, dün ne vardı özensiz? Dün ben bir durum var mıydı? Sizin üstünüze yürümedim ki. Sadece yaptığınız yemekleri beğenmedim. Ha, teşekkür ederim. Bir yere mi sürttün acaba? Evet, belki olabilir çünkü hiç farkında değilim. Funda Hanım'ın eli kanadı. Pınar Hanım masayı terk etmedi ama masayı terk edecek bir durum yoktu ortada. Kendisi de yarışacak, kendisine göreceğiz. Ha, o da istemezdi öyle olmasını ama bilmiyorum. Kendini göstermeye gelmiş zaten. Bir kalkayım, bir boyumu, posumu, şapkamı görsünler dedi. Kalktı, öyle kendini gösterdi, yere oturdu. Ya Funda Hanım'ın eli tabii ki ben anladım nerede kanadığını. Sanırım fırından fırın tepsisini çıkarken kenarına takıldı çünkü elinin üstü kanadı. Ama yani Pınar Hanım da ben masadan kalkıyorum, ilgi çekme isteği herhalde 7 yaşındaki çocuklarda falan gördüğümüz bir şeydi. Şaşırdım açıkçası, beklemiyordum. Her şey mükemmel olduğu zaman hakkını verecek misiniz puanlamada? Evet ama zaten gördüğünüz gibi hepsini yemedim. Yarın ki görüşelim. Hepsini yemedim diyorsun, çorbayı bitirdin. Yarıladım. Yağlı ya, bir kaşık, İki kaşık kalmış dibinde içinde. Ya sen de hiçbir şeye yararlanamıyorsun. Bir saniye, ara yemeği de bitirdin, ana yemeği de bitirdin, her şeyi yemedim, daha ne yiyeceksin? Ara yemeğin de yarısını yedim. Nerede yarısını? Birazcık şurada rulodan kalmış. Hayır, onu en son aldım. Duhalenin burnun tabaklar demeseydi geri kalanını da yiyecektim. Aynen. Vallahi ben açıkçası yani o patatesleri alırdım. Güzel gün. Bak diyorum, yedim ben %80'i. Yedin gelen yemekleri. Ama daha var. Ama her şeyi yedi şimdiye kadar ama gelen. Ama daha puan kırılacak çok şey var. Bak öyle karşılama, mi? Kıyafet, o bu filan. Hani, evet. Hani şimdi 10 dediğiniz zaman bunların hepsini kapsıyor. Adaletsizlikten doğru. Ama doğru yani söylüyorsun. Doğru. 19 gerçekten çok mükemmel şey, ya da hani, mükemmele yakın demek. Evet, bak senin de mükemmelini belirleyen bir şey. Hani ben 9 puan verdim, abi 9, bundan anladığı 9 buymuş diyecek insan. Erdem Bey, ben bak sizi Türk adetlerine göre karşıladım. Kolonyayla karşıladım, tertemiz karşıladım. Kimse istemedi ki bunu yani bunun için. Hayır, karşılamaya her şeye bakıyorsunuz ya. Hayır, kıyafetini giymişti, kolonyası, aynen, masası, her şey tamam mıydı, ondan bahsediyor. Onu bahsediyor, hani karşılamaya söylüyorsunuz ya. Hani burada önlükle karşılandınız ki falan ya, onu söylüyor. Aynen, ondan bana daha samimi geldi. Ama masaya da böyle oturması hoşuma gitmedi daha mesela. Daha mı samimi geldi? Tabii kapıyı açtığında olabilir, mutfaktan çıkmıştı. Hayatımda gördüm. Ama en masada böyle insan devam etmesini şimdi ben hayatımda gördüm en değişik insan. Ne acayip adamsın. Vallahi öyle, hani kapıda değişik karşılayabilir, koşturmacı olur ama masaya öyle oturtmazdım ben mesela. Çok değişik. Değil mi? O da doğru. Bak yanlış başlıyor, doğruya doğru gidiyor. Hayır, o da doğru öyle veriyor. Çeviriyor değil, ama o da güzel çeviriyor. Çeviriyor yani değil mesela... arkadaşlar, birlikte gördük. Kapıda karşılayabilirsin ama masada olmaz o iş.
Kapıda öyle mi karşılanır misafir? Ya koşturmacan olur, bir şey olur, karşılayabilirsin ama arka, masaya temiz oturursun. Ya arkadaşlar, hala kendi arkadaşların ya. Evindeki ortama takıldın kaldın pazartesinden. Sen evinde arkadaşlarını öyle karşılayabilirsin. Aa hadi çocuklar gelin ya, ben de işte tam şunu hazırlıyordum falan. Akrabalarına da olabilir. Aynen. Dostlarına da. Burası da yarışma, 2,5 saatte kaç çeşit yemek yapıyor, o yüzden ya. Anlaşılır geliyor bana. Ama buraya öyle oturmazdım. Tamam güzel, bravo. Ben burada vallahi çay kahve içmedim Gürbüz'de. Sizden bahsetmiyoruz. Bitti sizin gününüz. Siz artık sahnede yoksunuz. Artık bırakın şu masayı ele geçirmekten. Ben cuma gününe kadar sahnedeyim. İndiremezsiniz. ama biz de yani bir yemek yiyelim rahat rahat. Yemek yiyorum, konuşuyorsunuz. Yes yemesem konuşuyorsunuz. Şu adam rahat sizin rahat rahat, rahat yesin ya. Rahat rahat yiyin kardeşim. İndiremeyeceksiniz Erdem Bey maalesef. Eyvah. Öyle. Kim kim içi içi yiyecekti, siz bunu mu? Beni Allah aşkına siz de onu yiyin bitsin bu işi. Ben de onu yiyeceğim. Evet benim günüm. Bence yemekleri yiyelim. İnşallah güzel bir malaga yiyelim. Tatlı ile. Umarım malaga inşallah porsiyon. Önemli olan şekli zaten malaganın. Erdem Bey bence 2 gündür aç olduğu için bugün karnını doyurmaya gelmiş tamamen. Ben o kadar yemeği yemiş olsaydım 10 puan verirdim gerçekten. Bakalım kaç puan verecek, çok merak ediyorum. Aslında dün benimkini de yiyecekti ama baştan bana bir meyillendi. O yüzden benim yemeklerimi yemedi. Gerçi yedi ama Erdem Bey bakalım kaç puan verecek. Onun sağ solu belli olmuyor çünkü gel git bir insan. Vallahi bizde yaptılar daha ver malaga. Bunu tam olarak tutturan birisini daha duyamadık. Kolay bir tatlı değil bence. Malagayı değil. Tek tek mi yaptı? Porsiyon porsiyon bilmiyorum. Mu? Yoksa yani. Geçen sezon daha ilk başlarken daha başında Oğulcan izledim Bursa'dan da hatta dışarıdan söyledi malagayı. Evet. Dışarıdan gelenin de kutusunu devirdi. Bari onu vereydi. Bak o kadar para vermiş bari yerdik yani. Aynen. Bir de onu da devirmiş. Yarısını böldü getirdi. İlk malaga maceramız öyle baş. Sonrasında da dev derken. Derken işte malaga. Su eridi. Bu ne? Buzdolabında. Banana bilmem ne diye bir tatlı vardı. Banana split. Banana split miydi? Hayır, tam işte. Olarak hangi kısmını malaga olarak değerlendirelim ya da düşünelim? Güneyi. Güney. Güney aynen. Ya tövbe valla kusura bakma sinirden gidiyorum artık valla. Aynen vallahi ya. Teşekkürler. Valla gayet ne oldu canımın içi. Afiyet olsun. Acılı. Muzun üzerine bemarlı usulü koymuştum. Fakat sanırım suyla çok temas etti. Suyla temas ettiği için de yoğunlaştı çikolata. Evet. Ve üzerine koyduğum zaman da tamamıyla kendini saldı ve aşağı indi. Anladım. Ama tadının güzel olduğunu düşünüyorum. Sürüyor. Bana bir çatal lazım efendim. Tabii ki. Tatlı çatalın yok mu? Önde. Vallahi hepsini yediğim için bitti. Ben size vereyim benimkini. Sen kendime başka getirip beklemeyin. Teşekkür ederim. Yani Zuhal Hanım ortada hiçbir şey yok. Nasıl hem de üzerinde giymemiş. Yani nasıl yetişemez ben şaşıyorum. Gerçekten yani. Bakın bakalım. Yani malaga böyle mi gelir? Daha önce ben malaga yedim yani tadını çok iyi biliyorum. Hani hayır zaten bana, daha önce malaga yediniz mi? Evet daha önce yedim. Peki görüntü bana olarak, hemen bir kremasını anlatır mısınız madem yediniz? Asla böyle. Ben dışarıda yedim. Evde yapmadım. Yapmaya cesaret edemediniz görüntü sanırım. Görüntü olarak asla böyle değil. Bunların malaga, olmamış bari savunmayın ya. Malaga şeklinde değil mi o da? Malagaya benzemesi lazım. Ya bakalım bu şekli böyle olmalı. Çikolata sosu daha bir yoğun olması lazım. Nasıl olmalı? Çikolata sosu daha bir yoğun olması lazım. Ne olmalı? Çikolata sosu yok. Sos yok efendim üzerine sos. Çikolatanın tadı geliyor ama. Tat geliyor ama görüntü olarak sos yok. Önemli olan bence ben daha fazla. Ben beğendim arkadaşlar. Ama sadece muzu beğendim. Ben hemen bir şey yoğun getirmek istiyorum. Bu yemiş olduğunuz malaka tatlısı normalde benim evde sürekli yaptığım ve dakika tuttuğumda 45 dakikada yaptığım bir tatlı. Çocuklarım bu tatlıyı çok seviyor. Özellikle burada da yapmak istedim kızım çok istediği için. Bu tatlı çok meşakkatli. Çok fazla aşamaları var. Dolayısıyla 2,5 saat evet okey ama ben bu malaga için hakikaten o kadar çok emek verdim ki. Belli. Ustalar bile, şefler bile bunu yaparken gerçekten çok zorlanıyor. Sos kalmadı. Şöyle söyleyeyim, üzerindeki bemari usulü sosunda bir sorun yaşadım. O yüzden buzdolabına kaldırdığımda o tamamen yayıldı. O yüzden belki hani görsel olarak sizi çok tatmin etmeyebilir ama tadının ve lezzetinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Siz öyle düşünüyor musunuz? İlk önce Pınar'a sorayım. Ya ben tadını beğendim. Beğendim. Yani tatlı sonuçta 2 gün sonra en azından tatlı yiyebildim. Yani kekin kıvamı da iyi bence. Evet kek o kadar güzeldi ki ben yani çok beğendim. Nemliydi. Evet brown İçine gibi. İçine süt bile koymadım yani öyle düşünün. Yok kekin o kadar kıvamı güzeldi. Güzel. Muz da siyahlaşmamış yani iyi duruyor. Evet. Yani ben tatlısını beğendim. Sen beğendin Yağız. Bu kekin neresini beğendiniz Pınar Hanım? Kek, yani brownie keki gibi, malaga keki gibi değil. Nasıl olur peki Yiğit Bey? Siz de yani biraz çok bilmişlik taslıyorsunuz. Bildiğim yani, için söylüyorum. Her şey, bilmediğim siz aşçı şey. Mısınız? Pardon. Ben turizm ve otel işletmeciliği mezunuyum. Okay. Kendi işletmem vardı. Okay. Yani 5 sene falan kendi işletmemi yönettim. Uğraşmış. Sonradan okay. Kapattım. Okay. Nasıl olur ben peki malaga keki? Osmanlı mutfağı üzerine gerçekten çok iyi tezler hazırladım üniversitede. Birçok yemeklerden anlıyorum yani. Anladım. Ve çok da gezerek yemeği seviyorum. Yemek yapmayı sevdiğim kadar. O yüzden bildiğim şeyler hakkında gerçekten savunurum. Tamam nasıl oluyormuş peki? Bana bu malaga keki böyle bilmiyorum. Olmaz.
biraz daha kek kıvamında, biraz daha sert olur. Ha, şöyle ince bir yani? İnce bir şey söyleyeyim. Kek tabanı daha gerçekten tatlı. Arkadaşlar bu pasta keki bu. Tamam. Siz evet. Neyi anlatıyorsunuz? Ben bir yorum yapabilir miyim? Şu anda gereksiz gelir mi seviyorsunuz ama? Yorumunuzda bana... Ama daha yorumumu daha dinlemediniz ki. Yorumunuzda eksiklik var. Ama daha yorumumu dinlemediniz. Peki dinliyorum, buyurun. Bu tatlı gerçekten muazzam lezzetli bir tatlı şu anda. Evet. Afiyet olsun. Ama adı Malaga olmasaydı keşke. Onu demeye çalışıyorum. Yağız Bey, sadece üzerindeki çikolata sosundan kaynaklı böyle bir sıkıntım var. Üstündeki çikolata sosu benvari usulü birazcık daha dondursaydı, yani birazcık daha soğutsaydınız erittiğinizde, soğukken dökseydiniz burada üstünde zaten kalıcı evet. kalırdı. Kekin, yani omuzun damarları bile görünüyor. Kıvamı kek çok güzel bir kek bu arada. Gerçekten ben lezzet evet. aldım. Çok lezzetli bir tatlı. Sadece Malaga dediğiniz için ben yorum yapıyorum. Brownie keki gibi olmuş, yumuşak olmuş. Böyle yumuşak olmaması lazım. Biraz daha sert olması lazım bunun. Bir de ayrıyetten şuradan şöyle... Brownie keki yumuşak mıdır? Brownie keki birazcık yumuşaktır. Diğer keke göre. Evet. Tam tersi değil mi? Yok, brownie keki sıcak servis edersiniz. Sıcak servis edersiniz ama o kek soğuduğu zaman da sertleşir. Çünkü içerisinde tamam. yine çok fazla lemari üstü çikolata var. Şu anda bu yumuşak brownie keki gibi. Yani normal bunun servis içerisinde sadece kakao var. Peki. Meryem? Zuhal Hanım, ben beğenemedim. Aa, beyaz seyircisi şaşırırdı zaten. Allah. Ben de şaşırdım. Sadece muzu beğendim. Sadece muzu beğendim. O da yani olsun. Yetiştiği tarla yer güzelmiş. Muzu beğendim. Yine bir tane azıcık daha muzdan alayım. Şey Meryem Hanım, siz gerçek misiniz? Gerçek. Şaka mı yapıyorsunuz? Yani yorumlarınıza gerçekten o kadar çok acımasızlık var ki. Ama şimdi bize Malaga dediniz. Malaga gibi getirmeniz lazımdı. Dediğiniz tamam. şeyi getirmeniz lazımdı. Tamam. Her şeyi bir köşeye bırakalım. Bu tatlı için bu kadar emek verilmiş. Pasta keki yapılmış, pastacı kreması yapılmış, üzerine benmari üsülü bekletilmiş bir çikolata sosu tamam. O olmayabilir. Muzu da yerinde. Yani baştan aşağı her şey yapılmış. Sadece üzerindeki o çikolata yok diye. Siz bunu nasıl beğenmiyorsunuz? Ama sadecesi yok. Hani sizi önümüze dört yoruk getireceksiniz ki biz beğeneceğiz. Peki. Erdem'i de duymak istiyorum. Hocam ben yine herkes konuşurken Estağfurullah. Yedim. Estağfurullah. Herkes konuşurken yedim. İyi yaptın. Ama Yağız Bey'in dediği gibi Malaga olarak yemedim. Çünkü çikolata olmadığı için soğuk olan muz yediğimde biraz sonraki her şeyin tadını alt üst etti. Yani çikolata olsaydı çikolata, muz, başka bir krema ve şeye doğru çok güzel gidecektim. Yani Malaga demeyelim ama kreması çok güzel. Keki puf puf, yumuşacık. Yani keşke olabilseydi. Olsa tam bir puan verecektim ama. Puan keyiften... demiş. Yani buyursunlar, açık oylamadayız. En az 7-8 puan bekliyorum. Çünkü yemeklerim harikaydı, çok güzeldi. Gereksiz yorumlarda bulundular. Meryem Hanım zaten kurulmuş gelmiş. Puanını muhafaza etmek için hiçbir şey beğenmediğini söyledi. Kesinlikle dürüst davranmadığını düşünüyorum. Evet sevgili yarışmacılar, haftayı yarıladık ve çarşamba günkü yarışmacımız sevgili Funda'nın performansını izledik, yedik, gördük. Şimdi değerlendirme zamanı ve de 3 ila 10 arasında bir puanlama yapalım lütfen. Buyursunlar. Sizler yazmaya başlarken ben de menüsünü hatırlatayım. Kremalı mantar çorbasıyla başladı Funda'nın menüsü. Ara yemek olarak havuç boreni vardı çanak içinde. Bir de kıymalı patates rulomuz vardı ara yemek olarak. Ana yemeğimiz piliç topkapıydı. Mevsim şöleni salatası eşlik etti ana yemeğimize. Tatlımız da Malaga'ydı. Herkes de yazdı. Gördüğüm kadarıyla. Var mı değiştirmek isteyen, emin olmayan, şüphesi olan, tereddütü olan, ben saydıktan sonra menüyü bir şeyleri hatırlayan? Yok mu? Herkes emin mi? Eminiz. Peki. O zaman sana döneyim Funda. Ne diyorsun? Kaç alırsın sence? Yani en az 7-8 puan bekliyorum. 7-8 bu menüye. Evet. Ama gülüyorum sadece. Ben de. Neden gerçekten. Gülüyorsunuz ki? Gülünecek bir şey göremiyorum ben. Benim gayet 7-8. Güzeldi. Yarışmacı bekleyebilir bu puan tabii ki. Hayaller ve hayaller. Aldığınız puanlardan sonra. Evet. Küçük bir de puan alsın. Evet bakalım Yağız'dan ilk olarak kaç geliyor Funda'ya? Evet Yağız, paylaşır mısın lütfen verdiğin puanı? Benim puanım 7. Yemekler lezzetliydi. Hatalar tabii ki de vardı. Ama bu puanı vermek mecburiyetindeydim çünkü... Neden? Pazartesi günü ben 4 puan verdim. Bu sefer bundan biraz daha aşağı vermiş olsaydım Funda Hanım'a haksızlık olurdu. Yani dünkü masayla bu masa bir puan dünkü masada... Çorbaya kesilmiş dediniz. Aynen. Ara yemekte zaten lavaşlar yanıktı. Evet. Ve de ruloyu beğenmediniz. Ana yemekte de pilavı lapa buldun. Salatayı beğendim. Yemekler... Ve tatlı da olmamış. Tatlı şöyle isimden dolayı tatlı Malaga dediği için zaten ondan bir yarım puan kırdım. Şimdi birer puan birer puan veriyorum. Ama neden? Çünkü 6 çeşit var. Malaga evet. Malaga değildi ki. Tatlı lezzetliydi. Tamam ama Malaga değildi. O yüzden ama yarım puan. Ama dediği tatlıyı önümüze getirmesi lazım.
Malaga Hanım, Malaga'nın gelmesi lazım. Beğenmedim diye bir şey demedim Pınar Hanım. Çok beğendim dedim. Dedim ki tatlı muazzam güzel ama olmuş. Evet, lezzetini beğendim. Ama keşke adı Malaga olmasaydı. Ama mesela çorbaya ne diyeceksin mesela? Çorba kesilmişti ama lezzetli dedim gene. Lezzeti yerinde değil demedim. Peki kesilmiş bir çorba. Lezzeti olsa da i̇şte, sence yani kesilmiş tamamen teknik olarak işte ondan yarım puan ama zaten tırmanmak zorunda kaldım. Kusura bakma yani dünkü masayla bugünkü masa arasında bir puan olmamalıydı. Kendi gününüze oynuyorsunuz. Bence çok de. Adaletsizsiniz. Bence de. Herkese yüksek puan veriyorsunuz ki sizin gününüzde de yüksek puanları alasınız diye. Bence de yani dünkü acaba için, ondan mı bilemiyorum. Bu konuşmayı bence cuma günü yapmanız lazım. Evet şu anda. Çünkü ben kendi gününüzde de. Aradaki fark bir puan olmamalıydı Yaz Bey. Hani çünkü dün tatlı ama, şimdi, ama şöyle tatlı tamamen gitmişti. Tatlı haricinde olmamış bir yemek yoktu dün tam olarak. Bugün de bana haksızlık oldu Yaz Bey. 4'e 6 ben 6 veya 5 puan bence Funda'nın hak etmiyordu. 4'ü yalan yok yani zaten 3'ten başladık. 1 puanı emeğine verdik. Peki o zaman Yağız'dan 7 geldi. Serdem'den bir 9 veya 10 bekliyoruz. Bakalım bence kaç gelecek. De. Erdem senin de puanını öğrenmek istiyoruz. Benim puanım 7. 7 mi? Nasıl evet, ya? 7. Erdem Bey, bütün yemekleri çok beğendiğinizi söylediniz. 7 puan hak etti mi sizce? En azından yani, bir tek hükmedebilirdiniz diye düşünüyorum. Demedim ama... Yani şimdi ben, bakın ben anlamakta güçlük çekiyorum. Yani... Seyircilerim de sanırım aynı fikirde olacak benimle. Burada daha çok eleştiren ve sana göre daha az beğenen bir Yağız'la sen yiyip bitirdin. Gayet de beğenerek, evet hataları da söyledin ama nasıl aynı puanı veriyorsunuz? Yani ikisini konuşmuyoruz. Herkesin adaleti başka. Ben şu objektif birine sorayım. Pınar, Yağız'la Erdem'in yorumları aynı mıydı? Değildi. Nasıl aynı puanı verdiler sence? Bilmiyorum. Ben ya birinin birinden daha düşük veya aynen, yüksek değil mi? Sen de aynı şey söylüyorsun. Ben Erdem Bey'den daha fazla. Ben aynen Erdem Bey'den ben de hani bu kadar beğendi ya. O zaman Yağız niye 7 verdi? Sen herkesin adaleti farklı. İşte ben de ona şaşırıyorum. Sizin adaletleriniz ben şaşırmış. Ben bu hafta ne yaşamış gibi ben. Sizinle konuşmuyoruz şu an Funda Hanım'ın programındayız efendim. Efendim şaşırmış. Siz üzüntünüzü artık yaşayın da bitsin. Şu an Funda Hanım'a bir şey ben söyleyeyim de. Cuma günü üzüntüyü göreceğiz. Funda Hanım'la konuşacağım ben. Çünkü neden 7 puan verdiğimi merak etmek de haklı. Hakikaten dışarıdan görünüşte yedin niye o kadar az puan veriyorsun diyorsunuz. Yedim, lezzetinden yedim. Ben zaten bir lezzetten yerim. Lezzetliydi ama çorba çok yağlıydı, tavuk çok yağlıydı, pilav yumuşaktı, işte salata hani bir nebze yani böyle bir oturmamışlık, bir uyduramamışlık oldu. 8-9, yani 9 vermezdim, 8 vermeyi düşündüm, hatta buçuk verebilir miyim diye düşündüm, 7,5 vereyim o da olmuyor ama 8 de layık 8 göremedim de... çünkü yani. Ama dün 6'yı layık gördüm. Dün çok az şey yedim, bugün yedim bayağı. O zaman daha fazla puan verdim. Daha fazla puan verebilirsin. İşte bir puan verdim fazla. Tutarsızım. Ama 8 puan verecek gibi de değildi maalesef yani kusura bakmayın. Peki teşekkür ediyorum. Evet iyi gidiyor şimdilik Funda'nın puanları. Bakalım Meryem'le bu durum bozulacak mı yoksa devam mı edecek? Evet Meryem söyle sen de. Benim puanım 4. Ne? Meryem yani Zuhal Hanım benim dünkü... Ortalık yok sizin de. Dünkü yani... olmasam yani o kadar emeğimi 6 veriyorsa yani bu... Burası da 4. Erdem Bey'in masasıyla benim masamı bir mi tuttunuz? Yani. Pişmeyen ördek evet, yediniz ya. Ama hiçbir şey beğenmedim Zuhal Hanım. Pişmeyen kanlı ördek yediniz. Hiçbir şey beğenmedim ama. Bir kere kuzu etlerini, kuzu etlerini gördünüz yani. Ben de aynı şeyi sana söylüyorum. Yani çok yani yazık gerçekten. Yani o zaman Erdem'le aynı mı Funda'yı? Hiç adil değilsiniz şu anda. Funda'm ama hiçbir şey beğenemedim. Hep yağlıydı. Salata yağlı, ana yemek siz yağlı. Siz tamamen acımasızsınız. Bundan aynen, sonra herkese çorba, bunu yapacağınız belli. Siz ben sizin yemekten anladığınızı asla düşünmüyorum. Ben onunla yarışmaya geldim. Artık yani belli yarış, evet yani o zaman da çok az çok, yani. Bu çok yanlış. Yani hiçbir şey yapmamış gibi olsam 4 verebilirsiniz ama 4 kesinlikle çok kötü masalara verilen bir ya puan. Bizi çok kötü karşıladınız, siz, mutfak çok kötüydü. Nasıl kötü karşıladım? Ben size hoş geldiniz dedim. Gayet güzel karşıladım. Siz acınız başkasına çeksin diye başkasına kötülük evet, yapıyorsunuz. Evet, siz şu anda puanı oynuyorsunuz. Birinci olmak için. Bir puan neye göre verdiniz? Ben... Bir puan neye verdiniz? Evet, ya da 6 puanı nereden verdiniz? Emeğiyle, biraz moralisine verdim. Çok yazık ya. Öyle. Gerçekten. Yapacak bir şey yok. Yani ben o kadar emeği 6 veriyorsanız yani... Hani Zuhal Hanım eksik menüde. Siz yemeği değerlendirmemişsiniz ki tavır alıyorsunuz. Siz de dün yemeği değerlendirmeyi benim tavrıma verdiniz. Yedi hayır, tavırdan puan kırdım dedim. 7 verecek. Evet, verecek. Doğru. Tavırdan puan, ben de tavır. Ama yani, tavırdan puan kırdım ama 6 puan kıramaz yani bu konuya. Maalesef 4 de çok az oldu. Bakalım son puan Pınar'dan geliyor. Bir ara masayı terk ediyordu. Evet Pınar, sen de söyle puanını bize. Benim puanım
5. Yani. Dünle kıyaslıyorum. Dün kıyaslamayın bence ya. Dünle kıyaslamak zorundayım. Ben yapamadım. Sizin yemekleriniz çok güzeldi. Evet, ben çok güzeldi. Bir saniye, ben puanımı açıklayabilir miyim? Yani o size göre güzeldi. Zuhal Hanım da beğendi. Ama Zuhal Hanım'ın puanımı bayanmadı ki. Nereden biliyorsunuz öyle? Arkadaşlar, hayır, ben puanımı değerlendirmek istiyorum. Ama Zuhal Hanım'a yapılmadı. Konuşamıyorum ki yani, siz ikiniz böyle birbirinize giriyorsunuz piliç gibi. Siz Yavuz Bey'e de Pınar Hanım'a da çok düşük puanlar vereceksiniz. Eline emeğine sağlık. Fena da puan almadın aslında bakacak olursak. Ama tabii ki yarın herhalde Yağız sen yaşıyorsun. Peki şimdiden kolay gelsin. Sana teşekkür geçmiş ederim. Olsun. Teşekkür ederim. Elin içinde. Eline çok emeğine nazisiniz. Sağlık. Teşekkür afiyet ederim. Olsun. Özellikle Erdem sana. Ve de iyi akşamlar efendim.